Saki Bey merhabalar. Merabalar Sinan Bey. Hoş Remzi geldin. Bey merhaba, hoş merhaba, bulduk. Merhaba Sinancığım, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler siz. Eyvallah. Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız, samimiyetiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve müsaadenizle böyle bir Saki Bey ile başlayacağım. Tabii, sizleri tanımak istiyorum, böyle bir sektörle tanışmanız. Buyurun. Öncelikle stadyumuza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, hoş bulduk İsmim efendim. İsmim Abdülbaki Filiz, 1964 doğumluyum. Dededen tekstilciyiz. Kaç yıl oldu sektörde Baki Bey? Yaklaşık aşağı yukarı 40 yıldır ithalat yapıyoruz. 40 yıl, çok ciddi 40. bir süre. Aynen öyle. Fakat 13 sene önce Remzi Bey'le yollarımız kesişti. Evet. Ve yerli imalata karar verdik. Ve bu sektörde bu ürünü Türkiye'de üreten ilk firmalardanız. Bu da sizi mutlu ediyordur tabii. Bunun gururunu yaşamak lazım. Çok. Hemen bu yoldaki en büyük destekçiniz Remzi Bey'i de tanıyacağım. Sonra döneceğim efendim. Asıl işten anlayan Remzi Bey. Remzi Bey'dir. Hemen sözü verilir. Teşekkür ederim efendim. Hemen böyle bir sizleri de tanıyalım. Buyurun. Abdülbaki Bey tevazu gösteriyor. Tabii ki aslında güçleri birleştirdik. Hepimiz farklı özelliklerdeydik. Evet. Bu işin ithalatının Türkiye'ye zarar vereceğini düşündük. Ve ürünlerin geliş süresi çok uzundu. Çünkü biz zaman kaybı da yaşanıyordu. Tabii yaklaşık bir 4 ay gibi süre oluyordu. Bu sürede moda değişiyordu. Moda çok hızlı aslında. Biz müşterimize çok hızlı hizmet verebilmek için üretimi Türkiye'de yapma kararı aldık. Yani siparişleri bazen bir gün, bazen bir hafta içinde teslim edebiliyoruz. Oysa ki Çin'den getirirken bu ürünler bize minimum 3 ayda geliyordu. Tabii ki ülkedeki vatandaşımıza, esnafımıza hizmet etmek için böyle bir girişimde bulunduk. Ürün yelpazeniz de bayağı bir geniş sanırım. Biraz böyle ürünleri de tanımak istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman nelerle karşılaşıyoruz peki? Şimdi yelpazemiz geniştir. 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Dediğim evet. gibi bu sektörün öncüleriyiz. Burada desen, desen olsun, kalite olsun, ham maddemizi seçme konusundaki titizliğimiz olsun. Hepsi etkiler o ürünün. Sonuç itibariyle. Bir puzzle gibi. Hepsi yerli yerinde olması lazım. Olması gerekiyor. Biraz arz talep meselesi işiniz. Yani kişinin isteğine göre üretebiliyorsunuz. Doğru. Doğru. Butik çalışabiliyorsunuz. Evet. Yani kişi istesin yeter diyorsunuz. Doğru. Siz gerisi bizde aslında. Doğru. Bu başarının sırrı ne Remzi Bey? Ciddi bir istikrar. Kolay değil. Yani dile kolay. 40 senelerden bahsediyorsunuz. Evet. Ve daha da böyle çiçeği burnunda yeni bir markayı da oluşturmuşsunuz. Hayırlı evet. olsun diyelim. Teşekkür ederim. Öyle buyurun sizlere verelim sözü. Şimdi başarının sırrı kalite, başarı tesadüf değildir bir kere. Bu bir gerçek. Başarının oluşabilmesi için bir, bilgi lazım. İki, ürünün kaliteli malzemelerin kullanılması lazım. Biz kimseyi kandırma yolunda çıkmadık bu yola. Dürüstlük aslında. Evet, tabii kesinlikle. Aslında bu yani. Biz beğenmediğimiz ürünü müşteriye satmıyoruz. Genel prensibimiz bu. Kendi içinize silecek önce. Ürettiğiniz, evet. karşısına evet. geçip evet bu güzel olmuş. Evet. Ve bunu insanlar giyebilir bu şekilde. Sevmediğimiz ürünü biz satmıyoruz. İşin kısa bir özeti bu. Evet. Fuar nasıl geçiyor? İlk saatleri böyle biraz hareketlenmeye başladı. Biraz görüşlerinizi merak ediyoruz fuar hakkında da. Heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi. Bu heyecan asıl başarımızın sırlarından bir tanesi de bu heyecandır. Bu heyecan hiç kaybolmamış değil mi? Bu heves hala var sizde. Aynen öyle. Kaybolmasını istemiyoruz. Zaten o heyecan biterse sanırım her şey de bitecek Tabii, gibi. Tabii. Bozan emekliye ayrılırız. Değil mi? Evet, evet. Müşterinin memnuniyeti, müşterinin İstekleri, talepleri. Gördükçe heyecanımız artıyor ve sevincimiz de dolayısıyla katlanarak devam ediyor. Evet. Ne güzel üretiyorsunuz ki bizim ülke olarak ne kadar çok ihtiyacımız var. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. İstihdam. İstihdam demek. Evet. Doğrudur. Evet. Döviz. Girdisi demek. Çıktısı yerine girdisi demek. Tam tersi. Ki çok da ihtiyacımız var buna. Evet. Peki son soru böyle siz hedeflediğiniz yerde misiniz? Yani hayal ettiğiniz yer burası mı ya da bundan sonra Allah izin verirse neler olacak? Buyurun. Şimdi şöyle bir geriye dönüp bak. Evet. Bu arada inanılmaz bir enerjiniz var. Bunu da söylemeden teşekkür ederim. Çok iyi bir ikilisiniz. Teşekkür ederim. Hedeflerimiz bittiği zaman zaten çalışmayız artık diye düşünüyorum. Hedeflerimiz bitmiyor. Tabii bu maddi olarak bir hedef değil. Aslında kendi ruhumuzu tatmin etmeye çalışıyoruz. Her çıkardığımız model bize bir heyecan. Yerimizde saymıyoruz, saymayı da sevemiyoruz. Sürekli yenilik. Sürekli neler evet. yapabiliriz. Teknoloji de gelişiyor, doğru yani. Doğru. Hayal gücümüzün sınırlarını zorluyoruz.
Öyle söyleyeyim. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. İnşallah şeref böyle kuşaktan kuşağa da devam eder inşallah. Bu. İnşallah. İnşallah. Bu işi aktarmaya kararlıyız inşallah. Artık yetişmiyor sizler gibi ama inşallah bunlar bir an önce biter diyelim. Arkanızdan yetişir. Gelirler, yetişirler. Eyvallah. Çünkü ihtiyacımız var. Evet. Doğru. Bunu söyleyelim. Biz de ekran başındaki izleyicilerimizi buraya davet edelim. Gelsinler, bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Evet. Ürünlerinizi görürler. Çayınızı, kahvenizi içerler. Evet. Şeref verirler. Bekliyoruz. Seve. Başka programlarda görüşmek üzere. Görüşmeler. Efendim hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.